Yolsuzluk operasyonunda suçlanan 4 bakandan birisiydi Zafer Çağlayan. Çağlayan dün konuşmuştu. Bunları bize bir Yahudi, bir ateist, bir Zerdüşt yapsa anlarım demişti. Bu sözleri çok tartışıldı. Zafer Çağlayan o sözleri için özür diledi. Ama o iki açıklama arasında Haramzadeler isimli Twitter hesabından tepki mahiyetinde bir ses kaydı yayınlandı. Kayıtta iddiaya göre Rıza Sarraf'a Zafer Çağlayan'a eksik gönderilen paranın izi sürülüyor. Eksik paranın miktarı 10 milyon euro. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu AKP'li Zafer Çağlayan'ın da gündemindeydi. Çağlayan hafta sonu Tarsus mitinginde bunları bize bir Yahudi, bir ateist, bir Zerdüşt yapsa anlarım dedi. Bu sözleri çok tartışıldı. Ve bugün gelen tepkiler üzerine Çağlayan özür diledi. Yaptığı açıklamada farklı etnik ve inançları kendi inançları kadar kutsal kabul eden bir anlayışa sahip olduğunu belirtti. Üzgünüm dedi. Ancak iki konuşma arasında internete bir ses kaydı yüklendi. Kaydı yükleyen daha önce de olduğu gibi haramzadeler. Kayıtta iddiaya göre 17 Aralık soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf ve adamı Abdullah Hapani var. İddiaya göre Zafer Çağlayan Rıza Sarraf'a kendisine ulaşan raporlarda 10 milyon lira eksik verildiğini söylemiş. Bunun üzerine Rıza Sarraf da adamı Abdullah Hapani arıyor ve durumu öğrenmeye çalışıyor. Aldıklarımızda bir 10 kağıt fark var diyor. 10 kağıt fark olur mu abi ya, mümkün mü? Abi sizin yazdığınızdan ben 10 daha aşağı aldım diyor. Abi verdiği tarihleri falan sadık bilmiyorum o. Biliyorum. Tamam yani onun hesabı kitabı belli, hangi tarihte ne verdiğimiz belli bizim. Evet belli zaten. Sarraf Abbani'den duruma açıklık getirmesini istiyor. Konuşmada paranın 17 Aralık operasyonunda gözaltına alınan Halkbank eski müdürü Süleyman Aslan üzerinden yollandığı anlaşılıyor. Celal'in uymama ihtimali var. Hadi diğer bütün şeylerin uymama ihtimali var da bizim verdiğimiz paranın uymama ihtimali var mı abi, mümkün değil. Var abi. Nasıl olacak? Şöyle var mesela, Süleyman'a vermişiz, ona geçmişizdir. Zaten 2 milyon i̇ki, Süleyman'a verdiğimiz paranın. Öyle. Tamam. Ben onu çıkarmadım içinde. Hayır, ikisi öyle. Tamam, doğru. Hapani işin içinden çıkamıyor ve Sarraf'tan Zafer Çağlayan'ın aldığı paranın günlük listesini istiyor. Aldığı rakamları günübirlik söyleyemezdin bize. Ben yırttım attım diyor. İddia edilen ses kaydında Sarraf, Zafer Çağlayan'ın para akışı listesini yırtıp attığını söylüyor. Hapani bunun üzerinde kendi kasalarından çıkış listesini inceleyeceğini anlatıyor. Biz günübirlik o zaman şey yaparız, çıkarıveririz ekstra kendisine. Nasıl yani? Abi hangi tarihte bu adama ne göndermişiz o şekilde çıkmışız. Yani toplu bir şey yok ki. Mesela atıyorum işte 1. ayın 18'inde 3 milyon para göndermişim adama. 1. ayın 18'inde bu adamın cari hareketinde 3 milyon çıkış var. Zaten şeyin de sağlığın da o tarihte gittiği neyle gitmişse, uçakla, otobüste şeyle bellidir yani. Abi kasa çıkışlarıyla onları bir çıkaralım mı Abdullah? Konuşmanın devamında Abdullah Hapani paranın Zafer Çağlayan'a ulaştığını, gerektiğinde belgeleri ve kamera kayıtlarını inceleyeceğini söylüyor.